MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 5. Ders Bu doğrusal cebirde 5. ders ve kitabın bu bölümünü tamamlayacak. Bu bölümün son ünitesi 2.7. Bu ünite permütasyonlardan söz ediyor ki bunlardan geçen dersin sonunda söz etmiştik. Ve de devrik matrisleri işliyor ki bunlardan da söz ettik. Permütasyon ve devrik matrislerle yapacak bir şeyler daha var. Ama sonra dersin özü doğrusal cebirin başlangıcı diyebileceğimiz doğrusal cebire giriş. Gerçek doğrusal cebire giriş. Vektör uzaylarıyla büyük resmi göreceğiz. Sadece vektörler değil, vektör uzayları ve bu uzayların alt uzaylarını. Şu anda müfredatın biraz ilerisindeyiz. Aslında bu iyi çünkü yapılacak çok şeyin olduğu yere geliyoruz. Peki, permütasyonlarla başlıyoruz. Bu permütasyonlar bunlar P matrisleridir ve satırların yer değişikliklerini gerçekleştirirler. Onlara ihtiyacımız olabilir. Çok güzel bir A matrisimiz olabilir. Tersinin var olduğu ve AX eşittir B'yi çözebildiğimiz bir matris. Kendime bir konuda serbestlik tanıyorum. Eğer pivot durumunda bir sıfır varsa onu o yerden kaldırma serbestliği. Sıfır olmayan bir değer elde etmek. Aşağıdan bir satırla yer değiştirerek uygun bir pivot elde ederim. Daha önceden görmüş olduğunuz gibi bütün fikirleri toparlamak istiyorum. İki kere ya da daha fazla kez yapmak zorunda kalsam da bunu prensipte yapacağım. Teoriyi tamamlamak için şunu yapmak zorundayım. Ele aldığım A matrisi üzerinde yok etme işlemine başladıktan sonra satır değişimi gerektiğini gördüğümde bunu yapıp devam edip sonra da işimi bitiririm. Tamam. Sonra yapmak istediğim tek şey şunu söylemek ve bu işi çok büyütmeyeceğim. A eşittir LU'ya ne olur? Demek ki A eşittir LU bu L matrisi köşegenlerinde birler olan ve üstünde sıfırlar, altında da çarpanlar olan bir matris. U'yu da biliyoruz. Şu alt bölümünde sıfırları olan matris. Bu bir ihtimal sadece. Yok etme yönteminin bu tanımı bir P'ye sahip olmadığımızı varsayar ve satırların yerini değiştiremeyeceğimizi de varsayar. Ve şimdi bir şey söylemek istiyorum. Pekala. Satır değişimini nasıl yaparım? Çünkü bu yapmıyor. Bu faktörlere ayrımda P birim matristir. Orada satırlar doğru sıradaydılar ve aynı yerde bıraktık. Belki biraz gerçeklik ekleyebilirim. MATLAB'in elemeyi nasıl yaptığı ile ilgili. MATLAB her insanın yapacağı gibi pivotların sıfır olup olmadığını kontrol etmekle kalmaz. Aynı zamanda pivotun yeterli büyüklükte olup olmadığını da kontrol eder. Çünkü o çok çok küçük pivotları sevmez. Sıfıra yakın olan pivotlar sayısal olarak kötüdür. Aslında MATLAB'den bir sistemi çözmesini istersek bizlerin gereksiz gördüğü bazı satır değişiklikleri ve bazı yok etme işlemlerini yapabilir. Cebir bunların gerekli olduğunu söylemez. Fakat kesinlik, sayısal kesinlik bunlara ihtiyaç olduğunu söyler. Tamam, biz cebir yapıyoruz. Burada biz satır değişimlerinin ne yaptığından söz edeceğiz. Ancak zorunlu olmadıkça bunu uygulamayacağız. Ama zorunda kalabiliriz. Sonra sonuç burada saklı. Bu
temel gerçektir. Bu satır değişimleri olduğunda yok etme işleminin tanımıdır. Ve A eşittir LU. PA eşittir LU olur. Demek ki bu P matrisi satır takası yapan bir matristir. Ve esasında takası yapar, satırları doğru sıraya koyar ve öyle uygun bir düzen yaratır ki pivotlar pivot pozisyonunda artık sıfırlar olmaz. Ve L ile U buradaki gibi düzgün çıkar. Ana fikir bu. Esasında bu noktada permütasyon matrisiyle uğraşmak istemiyorum. Geçen seferden hatırlatayım. Geçen sefer sözünü ettiğim permütasyon matrislerinin temel özelliklerini size hatırlatacağım. Ve faktörlere ayrımı genel durum olarak bırakacağım. Bu herhangi bir tersi olan A matrisi için bunu elde ederiz. Hemen hemen hiçbiri için bir P'ye ihtiyacımız olmaz. Ancak birkaç tanesi için satır değişimleri gerekir. Ve gerçekten ihtiyacımız varsa işte buradalar. Tamam. En sonunda P'nin ne olduğunu hatırlatalım. Permütasyon matrisi P. Birim matrisinin satırlarının yer değiştirmiş halidir. Onları aynı şekilde bırakan ihtimali de sıralamaya dahil ediyorum. Yani birim matris tamam. Temel permütasyon matrisiniz gibidir. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Permütasyon matrisiniz birim matristir ve diğerleri de var. İki satırın yerini değiştirenler ve sonra üç satırın yerini değiştirenler ve sonra dört. Ve de bu biraz cebirsel olarak biraz daha ilginç olmaya başlıyor. Dört satır olduğunda değişimi büyük bir döngü içinde yapabilirsiniz. Birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde ve dörtten yine bire. Veya belki 1 ile 2'yi ve 3 ile 4'ü kendi aralarına değiştirebilirsin. Pek çok ihtimal var. Gerçekte kaç ihtimal söz konusu? Cevap n faktöriyeldir. Bu da n kere n eksi 1 kere n eksi 2 kere 3 kere 2 kere 1. Bu sayı değişim sayılarını tüm olası değişim sayısını veren sayıdır. Tüm N'ye N permütasyonları hesaplar ve bütün matrisler bu harika niteliğe sahiptir. Ve hepsinin tersi vardır. Çünkü bu satırları normal düzene geri getirebiliriz. Ve bunu yapan matris P'dir. Devre ile aynıdır. Bir permütasyon matrisi alabilirsin. Ve devre ile çarpabilirsin. Ve göreceksin nasıl birler birleri vurup birim matrisinin birilerini verir. Demek ki bu güzel özellikleri olan matrislerle yakından ilgileneceğiz. Belki de P çarpı P'nin devriğinin birim matrisini verdiğini yeniden yazmalıyım. Ve bu bana başka sözlerle bunun şu diğerinin tersi olduğunu söyler. Tamam. Şimdi P devrik çarpı P'nin birim matrisi eşit olduğu matrislerle uğraşacağız. Permütasyon matrislerinden başkaları da var. Ama şimdilik değinmek istediğim nokta permütasyonların ortadaki bu küçük grup gibi bu özel matrislerin merkezinde ortadaki gibi olduğudur. Tamam. Şimdi de kaç tane olduklarını biliyoruz. Bu durumda 24. Yani 4'e 4'te 24 tane permütasyon var.
5'e 5 de 5 faktöriyelden 120 eder. 5 çarpı 24 bizi 120'ye getirir. 5'e 5'likler için permütasyonları listelemek çok da hoş bir şey değil. Tamam. Demek ki bunlar permütasyonlar. Şimdi 2.7'de devrik matrislerle ilgili de tartışma var. Bu tartışmayı tamamlayabilir miyim? Öncelikle tahtada bir matris devirme işlemi bile yapmadım, değil mi? İsimi şimdi yapayım. Diyelim ki 1, 2, 4, 3, 3, 1 gibi bir matris aldım. Bu üçe ikilik bir matris. Dikdörtgensel bir matris. Ve bunun devriğini bulmak istiyorum. Bakalım nedir? Devrik için ben T'yi kullanacağım ama MATLAB türev işareti olan üssü kullanırdı. Ve sonuç şu olacak. Buraya yazacağım. Çünkü bu 3 satır ve 2 sütundur. Bu 3'e ikilik bir matris. Devrik matrisimiz ise 2 satır ve 3 sütun olacak. 2'ye 3'lük bir matris. Demek ki kısa ve daha geniş. Ve şüphesiz ki bu satır, bu sütun bu satıra dönüşür. Bu sütun da diğer satıra dönüşür. Ve aynı zamanda bu satır bir sütuna dönüştü. Bu satır bir sütun oldu. Devirme için genel formül nedir? Devirme. Devirme sayılarla gördünüz. Aynı şeyi şimdi sembollerle yazacağım. Şüphesiz sayılarla yapmak daha netti. Ama sembollerle A'nın devriğini aldığımda eğer A devriğin i'ninci satırındaki ve j'ninci sütunundaki sayının ne olacağını sorarsam cevap ne olur? Cevap A'dan geldi. Cevap köşegenin etrafında A matrisini çevirmeden geldi. Ve aslında A matrisinin J'ninci satır ve İ'ninci sütunundaki sayıdır. Satır ve sütun sayıları yer değiştirir. Satır sayısı sütun sayısı olur, sütun sayısı da satır sayısı olur. Sorun yok. Tamam. Şimdi özel bir tane. En iyi matrisler diyebiliriz. Pek çok uygulamada simetrik matrisler görünür. Simetrik matrislere dikkatinizi çekeyim. Bunun anlamı nedir? Simetrik kelimesinin anlamı nedir? Bu matrisi devirmenin matrisi değiştirmeyeceği anlamına gelir. A devrik A'ya eşit olur. Ve bir örnek. Simetrik olan bir matris alalım. Köşegenin üstünde duran herhangi bir şey. Ancak şimdi köşegenin üstünde örneğin şu bir isim şurada olsun. 7'nin şurada olması daha iyi ve 9 da şuraya gelsin. Bu bir simetrik matris olur. Elemanlarını hep pozitif sayılardan seçtim. Önemli olan bu değil. Önemli olan matrisi devirdiğimde yine matrisin kendisini elde etmem. Demek ki simetrik matrislerde A devrik eşittir A olur. Bu noktada sanırım devirme işlemiyle değişmeyen matris ailesinin farkında olmanızı istiyorum. Bunları tanımak kolaydır şüphesiz. Bunu daha önce sözünü ettiğimiz devriğin matris tersini verdiği durumdaki gibi görmek zor değil. Bu çok önemlidir ama görmek çok basit değil. Bu devriğin ana matrisi geri verdiği durumdur. Bunu görmek ise tümüyle basit bir şey. Tamam. Aslına bakarsanız belki de böyle bir matrisi ne zaman elde ettiğimizi söyleyebilirim. Örneğin bu.
Bu matris simetrik olmaktan çok uzak değil mi? Devreye aynı şekli bile vermiyor. Dikdörtgensel olduğu için dönüp diğer yan üzerinde oturuyor. Şimdi de bundan nasıl simetrik bir matris elde edebileceğimizi görelim. Bu ikisini çarpalım. Bu dikdörtgensel matrise çarparsam dikdörtgensel için R ismini verebilir miyim? Dikdörtgensel matris R olsun ve bu da R'nin devriye olsun. Sonra sanırım ki bu ikisini çarptığımda bir simetrik matris elde ederim. Bunu sayılarla yapabilir miyim? Size sorayım. Simetrik olacağını nasıl bildim? Yani vurgulamak istediğim nokta R'nin devriği ile R'nin çarpımı her zaman simetriktir. Tamam mı? Bunu şu özel R devrik çarpı R için yapacağım. Görelim sütun 1, 2, 4, 3, 3, 1'di. Buna R'nin devriği demiştim değil mi? Bu adama da 1, 2, 4, 3, 3, 1 dedim. Buna R dedim. Şimdi çarpımı yapabilir miyim? Tamam, burada 1, 10 elde ediyorum. Yanında da 2 ve bir de 9. 9 ve de 11. Bunun yanında 1, 4, 3, 7 elde ediyorum. Burada ne elde edeceğim şimdi? 11'i. 1 çarpı 3 artı 2 çarpı 3'ten elde ettim. Satır 1, sütun 2. Buraya ne gelir? Satır 2, sütun 1 ama fark yok. 1, 3, 2, 3 ya da 2, 3, 1, 3 aynı şeydir. 11 olacak. İşte simetrisi bu. Doldurmaya devam edebilirim. Şu 7'yi alalım şimdi. 7 şu aşağılarda da görünecek. Ve sonra 4 sayı daha. Şurada 1, 7 görünecek. Çünkü 1, 3 çarpı 4, 1. 7'yi verdi. Ama 4, 1 çarpı 1, 3 de 7'yi verecek. Nasıl oluyor görüyor musunuz? Matris dilinde nasıl olduğunu görmek ister misiniz? Çok tatmin edici değil mi? 7 kazayla elde edilmedi. 11 de kaza değil. Bu adamın devriğini aldığımda simetrik olacağını nasıl bilebilirim? Devriğini alıp bakalım. Ve devriğini aldığımda yine asıl matrisi elde edeceğimi ümit ediyorum. R devrik R'nin devriğini alabilir miyim? Bunu neden yapayım? Neden? Şimdi önerim bu matrisin devriğini almak. Bu matrisin simetrik olduğunu göstermenin tek yolu. Şimdi R devrik R'nin devriğini elde edeceğim. Bunu nasıl yapayım? Bu da devriklerle ilgili küçük alıştırmamız olacak. Devriklerin kuralı sıranın tersine döndüğüdür. Tıpkı matrisin tersleri için ispat ettiğimiz gibi. Şimdi aynı kural devrikler için de geçerli. Ve bunu kullanacağım. Demek ki sıra tersine döner. İlk gelenin devriği ve sonra da şunun devriği. Ama hayır. O mu? Evet, doğru. Yazmam gerekli olan şu. Bu bir matris çarpımı ve ben de bunun devriğini istiyorum. Demek ki matrisleri ters sıraya koyup deviriyorum. Sonra olan ne? R devriğin devriği bize ne verir? Hepiniz birlikte konuşmayın. R devriğin devriğini elde etmek için bir kez köşegenin etrafında çevirip bir kez daha çevirince ilk matrise R'ye geri dönüyorum. Söylemek istediğim aslında şu. Bu matriste başladım, onun devriğini aldım, yine aynı matrisi elde ettim. Bu şekilde kontrolümüzü yapmış olduk. Sayı kullanmayarak. Ve böylece iki satırda bu yolla hep simetrik matrisi elde ettiğime emin olmuş oldum.
aslında bir sürü uygulamada görülmeleri de bundan ötürü. Peki, bugün permütasyon, devrik matrisler ve simetri hakkında bir şeyler söyledim. Ve üçüncü ünite için hazırım. Biraz soluk alabilir miyim? Kayıt nefes almaz, ders veren alır. Çünkü vektör uzaylarını anlatmaya başlayacağım. Gerçekten şimdi bunu düşünmeye başlayacağız. Dinleyin. Vektör uzayları nedir? Ve alt uzaylar nedir? Peki. Yaptığımız temel işlemler, bu vektörlerle ne yapıyoruz? Onları topluyoruz. İki vektörü nasıl toplayacağımızı biliyoruz. Onları skaler dediğimiz sayılarla nasıl çarpacağımızı da biliyoruz. Elimizde bir vektörümüz varsa 3V'nin ne olduğunu biliyoruz. 1V ve W vektörümüz varsa V artı W'nun ne olduğunu da biliyoruz. Yapabilmemiz gerekli olan iki işlem var. Vektör uzayından söz edebilmek için toplama işlemini yapabilmeliyiz. Sayılarla çarpabilmeliyiz. Buna ek olarak bazı farklı kuralların da sağlanması gerekir. Tamam. O halde örneklerle başlayalım. Vektör uzayları hakkında konuşuyorum. Örneklerle başlayacağım. Önce uzay kelimesinin anlamını tekrarlayalım. Uzay kelimesini söylediğimde bundan bir grup vektörümün var olduğunu anlarım. Bir vektör uzayı. Ama herhangi bir vektörler grubu değil. Bir vektör uzayı olmalı. Bu da vektörlere uygulanabilecek işlemlerin mümkün olması gerekir demektir. Vektörleri toplayıp sayılarla çarpabilmeliyim ve doğrusal bileşimler yapabilmeliyim. Doğrusal bileşimlerle nerede tanışmıştık? Daha önce bunlar R2 için söylendi. Şimdi burada bir vektör uzayı var. Vektör uzayı nedir? Bana R2'nin söylediği, gerçek sayılardan söz ettiğim ve iki tane gerçek sayımın olduğu. Demek ki bu bütün iki boyutlu vektörler kümesi. Onların hepsini sıralayacağım. 3, 2, 0, 0, pi, e vesaire. Bu doğaldır. Önce cebir yapmam gerekir sanırım. Cebir bana bu vektörlerle ne yapabileceğimi söyler. Onları toplayabilirim. Bunu şununla toplayabilirim. Ve bunu nasıl yapabilirim? Bileşenleri teker teker toplayacağım. Şöyle ki 3, 2'yi 0, 0 ile topladığımda sonuç 3, 2 olur. Özür dilerim. 3, 2'ye pi, e eklediğimde sonuç 3 artı pi, 2 artı e olur. Ne yaptığınızı zaten biliyorsunuz. Ve resmin nasıl olacağını da biliyorsunuz. Burada 3, 2 vektörümüz var ve genellikle ucuna da bir ok koyarız. 0, 0 vektörü bu çok önemli bir vektör. Aslında en önemli vektör. Ve tabii ki pek de fazla bir ok yok burada. Pi neydi? Durun hatırlayayım. 3'ten biraz büyüktü de. E de 2'den biraz daha büyük bir sayı. Belki de burası pi e şöyle bir yerde. Daha önce pi e'yi hiç çizmemiştim. Doğal olarak ilk bileşen yatay doğru üzerinde.
Ve bu ikinci bileşen de dikey yönde gider. Tamam. Ve düzlemin tümü R2'dir. Dolayısıyla düzlemimiz R2 diyebiliriz. X-Y düzlemini alalım. Herkesin düşündüğü bu. Ancak asıl önemlisi bir vektör uzayı olduğu. Çünkü tüm bu vektörler bunun içinde. Eğer bunlardan birini kaldırsaydım, örneğin 0, 0'ı kaldırdım diyelim. XY düzleminin içinde bir delik varmış gibi düşünelim. Tek bir noktanın atıldığı bir durum. O nokta orijin olsun. Orijini buradan çıkarmak bir felaket olurdu. Neden? Orijine niye ihtiyacım var ki? Çünkü elimde şu vektörler olduğunda, örneğin elimdeki 3, 2 vektörünü herhangi bir sayıyla, herhangi bir skalerle çarpabilmeliyim. Bu da sıfırla da çarpabilirim demek olur. Eğer sıfırla çarpabiliyorsam sonucun şurada olması gerekir. Demek ki bu nokta olmaksızın yapamam. 3, 2'ye tersi olan adam eksi 3, eksi 2'yi de ekleyebilmeliyim. Ve bunu eklersem orijine tekrar geri dönmüş olurum. Demek ki orijin olmadan yapamam. Her vektör uzayın içinde mutlaka sıfır vektör olmalıdır. Tamam. Bu kolay bir vektör uzayı. Çünkü doğal bir resmimiz var. Benzer şekilde R3 de öyle. Hepsi bu. Şimdi biraz şu yukarıya gideyim. R3'te 3 boyutlu vektörlerin tümü olacak. Yoksa 3 gerçek bileşenden oluşan vektörler mi diyeyim? Hepimizin anladığından emin olalım. 3, 2, 0 vektörünü alalım. Bu vektör R2'de mi, R3'te mi? Kesinlikle R3'te. Çünkü 3 bileşenli. Bunlardan biri 0 olmuş, kimin umurunda? 0 da harika bir sayı. Bu R3'te bir vektör. Karıştırmak istemeyiz. Demek istediğim, şunları oldukları gibi tut. RN'yi de aynı şekilde. RN nedir? Bu şimdi bizim büyük örneğimiz olup N tane bileşeni olan tüm vektörler. Ve bunları sütun vektörleri şeklinde yazıyorum. Bu uzlaşımı kabul edebilir miyim? Burada sütun vektörlerinin olacağı ve bunların bileşenlerinin de gerçek sayılar olacağı. İleride karmaşık sayılara ve vektörlere ihtiyaç duyacağız ama daha sonra. Bu bir vektör uzayıdır. Bakalım şimdi vektör uzayları hakkında size ne söylemeliyim? En önemli şeyi söyledim. Bunların herhangi ikisini topladığımızda hala R2'de kaldığımız. Herhangi bir sayıyla çarparım ve yine R2'de kalırım. Herhangi bir birleşim alıp hala R2'de kalırım. Ve aynısı RN için de geçerli olur. Toplama ve çarpma işlemlerinin bazı kurallara uymak zorunda olduğunu söylemek zorundayım. Keyfi bir şey söyleyemeyiz. Örneğin 3, 2 ile PE'nin toplamı 0, 0'dır diyemeyiz. Çünkü öyle değildir. 3, 2 ile eksi 3, eksi 2'nin toplamı 0, 0 eder. Ama şunu yapmayacağım. Kitabınız toplama ve çıkartma ile ilgili 8 kural listeliyor ama göstermeyeceğim. RN'de sağladığı kesin ve aslında sorguladıklarımız bu 8 kural değil. Asıl soru bu toplamların aynı uzayda kalıp kalmadıkları. Bunu yapamayacağınız bir durumu göstereyim.
Bunun bir vektör uzayı olmadığını düşünelim. X, Y düzlemini aldığımı düşünelim. Burası R2 olur. Bu bir vektör uzayı. Şimdi bunun bir parçasını alalım. Sadece bunu. Sadece bu vektör uzayının dörtte biridir. Tüm pozitif veya en azından negatif olmayan bileşenli vektörler. Bunları güvenli bir şekilde toplayabilir miyim? Evet. Örneğin 3, 2 gibi bir vektörü 5, 6 gibi bir vektörle toplarsam hala bu çeyrekte kalırım. Toplamada problem yok. Ama skaler çarpımında ciddi problem var. Çünkü bu çeyrek düzlemden beni çıkaracak bir sürü skaler var. Örneğin negatif olanlar. Eğer 3, 2'yi alıp eksi 5 ile çarparsam şu aşağılara gelirim. Demek ki bu bir vektör uzayı değil çünkü doğru kelime kapalı değil. Bütün gerçek sayılarla çarpım altında kapalı değil. Bir vektör uzayının çarpma ve toplama altında kapalı olması gerekir. Veya başka bir ifadeyle doğrusal bileşimler. Demek oluyor ki size birkaç vektör verseydim, bakın şurada işte önemli bazı vektör uzayları elde ediyoruz. Tabii ki Rn bunların en önemlisi. Ama biz Rn uzayının içinde kalan uzaylarla ilgileneceğiz. Kurallara uyan uzaylar. Ancak tüm bunlara gerek duyulmayan, bakın burada R2 ile başladım. Bir bölümünü aldım ve karıştırdım. Bunu yaptığımızda elde ettiğimiz bir vektör uzayı değildi. Şimdi bana öyle bir vektör uzayı verin ki R2'nin bir parçası olsun. Yine de kendi içinde çarpma ve toplama işlemlerini yapabileyim. Bunun bir alt uzay olması gerekecek. Şimdi bu kötü örneği iyi bir örneğe dönüştüreceğim. Tekrar R2 ile başlayacağım. Ama bu kez örneğin bir vektör uzayı, yani R2'nin içinde bir vektör uzayı olacak. Ve buna R2'nin alt uzayı diyeceğiz. Peki, ne yapabilirim? İçinde bir şeyler var. İçinde şu vektör olsun. Tamam. Bu vektör benim küçük alt uzayımdaysa ve bu doğru bir alt uzaysa içinde bundan fazlası da olmalı. Bu vektörü 2 ile çarpabilmeliyim. Ve vektörün iki katının da uzayda olması gerekir. Sıfırla ya da 1 bölü 2 ile ya da 3 bölü 4 ile çarpabilmeliyim. Bütün bu vektörler eksi 1 bölü 2 ya da eksi 1 ile çarpabilmeliyim. Herhangi bir sayı ile çarpabilmeliyim. Bu bütün doğruyu elde etmem gerekir demektir. Bunu görebiliyor musunuz? Şurada bir vektörüm olduğunda vektörün tüm katlarından oluşan doğruyu elde ediyorum. Eğer bu katları elde edemezsem bir vektör uzayım da olmaz. Hala toplamayı kontrol etmek zorundayım. Ancak onda bir sorun yok. Bu doğru çalışır. Çünkü doğru üzerindeki bir şeyi doğrudaki başka bir şeye eklersem hala doğru üzerinde kalırım. Şimdi sıra örnekte. Demek ki bunlar alt uzayların tüm örnekleri. Bizim örneğimiz R2'de bir doğru. Aslında herhangi bir doğru değil. Eğer bu doğruyu alırsam, o doğru üzerindeki tüm vektörler, yani şu vektör ve bu vektör ve şu ve de bu vektör,
Daha hafif çizdiğim vektörler burada işlevsel olmayacak. Bu bir alt uzay değil. R2'deki doğrunun bir alt uzayı olabilmesi için sıfır vektöründen geçmelidir. Çünkü bu doğru niye işe yaramaz? Şimdi kesikli bir çizgi ekleyeyim. Çünkü kesikli çizginin üstündeki bu vektörü sıfırla çarparsan şuraya aşağı gelirim. Artık kesikli çizginin üzerinde değilim. Sıfır mutlaka olmalı. Her alt uzay sıfırı içermek zorunda. Çünkü sıfırla çarpabiliyorum. Bunu yaptığımda her zaman sonuç sıfır vektörü olacak. Tamam. Şimdi yapmak istediğim bazı alt uzaylar yaratmak. Hazır R2'deyken niye bütün ihtimalleri düşünmeyeyim ki? R2'de çok fazla olmamalı. R2'nin olası alt uzayları nelerdir? Sıralayalım. R2'nin alt uzaylarını listeliyorum. Öncelikle ve her zaman içerdiğimiz olasılık R2 tümü, yani uzayın tümü. Uzayın bütünü kendi alt uzayı sayılır. Bunu hep böyle kabul ederiz. Sonra diğer doğrular, herhangi bir doğru, sıfırdan geçen ve her iki yönde de sonsuza giden tüm doğrular. Bu tüm uzay gibi, yani tüm iki boyutlu uzay gibi. Bu ise tek boyutludur. Bu doğru R1'deki doğrunun aynısı mı? Hayır. R1'deki doğruya çok benzediğini söyleyebilirsiniz. R1'de bir doğru, bu da bir doğru. Ancak bu R2'nin içinde olan bir doğru. Vektörlerin iki bileşeni var. Demek ki R1 gibi değil. Çünkü buradaki vektörlerin sadece bir bileşeni var. Çok yakın diyebilirsiniz ama aynısı değil. Evet. Şimdi üçüncü bir ihtimal var. Bir üçüncü alt uzay var. R2'nin tümünü içermeyen veya bir doğru olmayan bir alt uzay. Hatta çok daha azı. Sadece sıfır vektörünü içeren bir alt uzay. Sıfır vektörü sadece. Bu alt uzaya Z ismini vereceğim genellikle. Sadece sıfır için şurada bir doğrumuz var. Bu L, bu bir düzlem, R2'nin hepsi. Burada sıfır vektörünü görüyor musunuz? Şimdi alt uzayları anlayabilmek için kuralları bilmeniz gerekir. Kuralları bilmek de şunu görmeniz gerektirir. Evet, sıfır vektörünün tek başına tüm şartları sağladığını. Bu niye böyle? Aslında söylemek bile gereksiz. Sıfır vektörünü kendisiyle toplarsam sonuç sıfır vektörü olur. Yani hala buradayım. Bunu 17 ile çarparsam yine burada kalırım. Gerekli tüm işlemleri yaptım. Topladım ve sayıyla çarptım. Ve bu tek noktalık uzayın dışına çıkmadım. Demek ki bu her zaman en küçücük alt uzaydır. Ve en büyük alt uzaysa uzayın kendisidir. Ve aralarda da işte araya ne gelirse artık. Örneğin R3 için arada kalanlar nelerdir? Bildiğimiz 3 boyutlu uzayı ele aldığımızda alt uzay R olsun. R3'ün tümü bir yanda ve en altta da sıfır vektörü ve sonra bir düzlem, orijinden geçen bir düzlem veya orijinden geçen bir doğru. Demek ki R3 için sıraladığımız alt uzaylar orijinden geçen bir düzlem, orijinden geçen bir doğru ve sıfır vektörünün kendisi. 0, 0, 0. Tek başına bir vektör. Tamam, şimdi fikri yakaladınız. Ama şimdi asıl noktaya geliyoruz. Aslında bütün bunlar ne?
bütün bu alt uzaylar nereden geliyor? Matrislerden bunları nasıl üretiyoruz? Ve şimdi bu matrisi alıp, hadi şimdi bu matrisi alayım. Yapmak istediğim matristen alt uzaylar üretmek. Alt uzaylardan biri sütunlardan geliyor. Demek ki bu önemli bir alt uzaydır. Bir matristen gelen ilk önemli alt uzay. Şimdi buna yine A diyeyim. Ve şimdi tekrar geri dönelim. A'nın sütunlarına bakıyorum. Hepsi R3'te birer vektör. Demek ki sütunlarım R3'te. Sütunlar R3'teler. Bu sütunların alt uzayımda olmasını istiyorum. Alt uzayıma sadece 2 sütun koyup bu bir alt uzaydır diyemem. İçine ne atmak zorundayım? Bu 2 sütunu koyduktan sonra bir alt uzay elde etmek için başka ne yapmalıyım? Bunları toplayabilmeliyim. Bu sütunların toplamı, bu sütunlar R3'teler ve şunu yapabilmeliyim. Bunun da alt uzayımda olmasını istiyorum, bunun da alt uzayımda olmasını istiyorum. Dolayısıyla bunları herhangi bir şeyle çarpabilmeliyim. 0, 0, 0 alt uzayımda olmak zorunda. Toplayabilmeliyim. Dolayısıyla 4, 5, 5 de alt uzayımda olacak. Bunun bir tanesiyle bunların 3 tanesini toplayabilmeliyim. Bu toplam bana başka bir vektör verecek. Bütün bu doğrusal bileşimleri alabilmeliyim. Demek ki tüm bu sütunlar R3'teler ve tüm doğrusal bileşimleri de bir alt uzay oluşturur. Doğrusal bileşim ne demek? Anlamı şu. Bunu bir şeyle çarp, şunu da bir şeyle çarp ve ikisini de topla. Doğrusal cebirin iki işlemi. Sayılarla çarpmak ve vektör toplamı. Bütün bu sonuçları dahil edersem bir alt uzay elde etmeyi de garantilemiş olurum. Bu işi yapmış oldum. Ve buna bir isim vereceğim. Sütun uzayı diyeceğim. Sütun uzayı. Ve belki de adına CA derim. Sütun uzayı için C. Bir mantık var burada. Tıpkı bugünün dersinde olduğu gibi elimizde birkaç vektör var. Birkaç vektörle yetinmiyoruz. Dolayısıyla bir vektör uzayı istiyoruz. Vektörler, şu vektörler, R3'teler. Demek ki vektör uzayımız R3'teki vektörler olacak. Anahtar fikir bunların bileşimlerini alabiliyor olmamız gerektiği. Geometrik olarak söyleyeyim bakalım. Eğer bütün bunları çizersem, örneğin 1, 2, 4'ü çizersem buralarda bir yerde olur. 3, 3, 1'i çizersem kim bilir, belki o bilmiyorum, belki de şuralarda olur. Sütun 1 burasıdır, burası da sütun 2'dir. Başka ne var? Bütün sütun uzayında ne var? Şimdi bütün sütun uzayını nasıl çizerim? Bu iki vektörün bileşimlerini alırım. İhtimalleri listelediğimi tahmin ediyorum. Bütün uzayı elde eder miyim? Bir düzlem elde eder miyim? Bir çizgiden daha fazlasını elde ederim, o kesin. Sıfır vektöründen de fazlası var kesinlikle ama sıfır vektörünü mutlaka içermeliyim. Şimdi şu bileşimleri yaparsam R3'teki ikili vektörlerin tüm bileşimlerini alırsam ne elde ederim? Elimde bunlar var. Bu doğru dolmaya başlar. Diğer doğru da dolmaya başlar. Aradakiler de dolmaya başlar. İki doğrunun arasında kalanlar
Çünkü şu doğrunun bir parçası ile diğer doğrunun bir parçasını toplayabildim. Şimdi ne oluştuğunu görüyor musunuz? Bir düzlem elde etmeye başlıyorum. İşte bu ve de orijinden geçiyor. Bu iki vektörle 1, 2, 4 ve 3, 3, 1 ile başlayıp ve tüm bileşimleri aldığımda bir bütün düzlemi doldurmuş oluyorum. Lütfen bunun üzerinde biraz düşünün. Görebilmeniz gereken resim bu. Bunu R3'te hayal edebilmelisiniz. Çünkü aynı şeyi R10 içinde yapacağız. Hatta belki R10'daki 5 vektörün bileşimlerini alacağız ve o zaman ne elde edeceğiz? Allah bilir. Bir çeşit alt uzay. 5 vektörümüz olacak. Hepsi de 10 bileşene sahip olacak. Onların bileşimlerini alacağız. R5 olamazlar çünkü vektörlerimizin 10 bileşeni var. Bir ihtimal belki 5 boyutlu orijinden geçen yassı bir şeyimiz olacak. Şüphesiz bu 5 vektör aynı doğru üzerinde olsalardı sadece bir doğru elde ederdik. Gördüğünüz gibi başka ihtimaller de var. Neye bağlı? Bu 5 vektöre bağlı. İki sütunumuz da aynı doğru üzerinde olsaydı, sütun uzayı da o doğru olurdu. Şimdi elimizde bir düzlem var. Tamam. Bu noktada duracağım. Ana fikir, bir matristen bir alt uzay oluşturmanın nasıl olduğuna dair harika bir örnek. Onun sütunlarını al, bileşimlerini al, bütün doğrusal bileşimlerini al ve sütun uzayını elde et. Ve ana fikir bu. Doğrusal cebiri yüksek seviyede görüyoruz. A'ya baktığımda AX eşittir B'ye görmek istiyorum. Gelecek dersteki ilk şey bu olacak. AX eşit B'yi bu dilde nasıl anlayacağız? Vektör ve sütun uzayını bu yeni dilinde nasıl anlayacağız? Ve diğer alt uzaylar nelerdir? Demek ki sütun uzayı büyük bir uzay ve arkasından başkaları takip edecek. Tamam, teşekkürler.